Dostlar merhaba, adım Miras. Hepsi burada da çalışıyorum, hepsi buraya bağlı, hepsi lojistik firmasında çalışıyorum. Sanırım burada konuşmaların aksine vergi dilimine tabi olmayan bir iş kolundan geliyorum. Yalnız kısaca yaşadığım sorunları aktarmak istiyorum. Şimdi yeni dönem işçilik modeli üzerinde bir açıklama çıktı bu lojistik firmalarında, dağıtım firmalarında. Maalesef ki firmalarımız, ben Doğan kuruluşa bağlıyım. Öz mal almıyorlar arkadaşlar, öz personel almıyorlar. Kısa dönem uzun vadeli planlar yapıp bütün vergi yekününü, bütün taşıma riskini, hata ve kaza risklerinin hepsini iş protokolü çatısı altında imzaladığı taşımacılar atıyorlar. Yıllık vergi yükününü, kaza risk raporlarının hepsini taşımacıya yüklüyorlar. Ve maalesef ki IT departmanlarından tutun tüm çalışma motivasyonlarına kadar gecenin geç saatlerine kadar, sabahın 6'sından gecenin geç saatlerine kadar bir dağıtım ağımız var. Ve araçların geç gelmesi, internetlerin çekmemesi, departmanların iyi çalışmaması, operasyonel eksikliğin bizleri etkilememesi gibi altyapı eksikliği var. Bunu da kendi mevcut karlarından çıkartıyorlar. Maalesef ki asgari ücretin mevcut bir tık üstünde ödeneklerle kısa vadeli taşımacıların yüzünü güldüren bir programla karşımıza çıkıyorlar ama bir yeküne bir yıllığa hesapladığımızda bu ödeneklerin hepsini, hasar, vergi ve muhasebe ödeneklerini hesaba kattığımızda çok yüklü ödemeler yapmış bulunmaktayız. Maalesef ki mevcut rakamlar ele alınarak bu taşımacıların Trendyol, hepsi burada, DHL, MNG, Sürat Kargo, Aras Kargo ve benzeri birçok firmaların hesaba katarak söylüyorum. Bu modelin taşımacı nezdinde bir kar olmadığını ama işveren nezdinde bir kar olduğunu arkadaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Biz bunu ısrarla söylüyoruz ama bu arkadaşlarımız küçük ve aylık faturalar kestiklerinde elde ettikleri kazancı yıllık bazlı ödeneklerini hesaplayamadan bizim karşımıza çıkıyorlar. Sorun değil, işçi işçinin yuvasıdır. Biz buna alışığız. Buradan tüm taşımacı arkadaşlarıma, kardeşlerime, 2022 yılında Trendyol'un başardığı gibi HepsiJet'te de bu mevzilenmeyi yaratmamız gerektiğini inanıyorum. Ben HepsiJet Konak ve Bayraklı Şubesi çalışanıyım. Ve günde 200 ve 300'e yakın, 150 ile 300'e yakın bir dağıtım ağına sahibim. İnsani çalışma modlarında çalışmıyoruz. Yani Avrupa standartlarında 70 kargo dağıtan bir taşımacı modeli olması gerekiyor. Ama bizim anlaşmamızda ne kadar yüklersen, o kadar verirsen, o kadar kazanırsın. Ve bunu bir protokolle meşrulaştırıyor. Aracı geç gönderiyor, 9'a, 10'a, 11'e kadar dağıtım sağlattırıyor. Bu çalışma şartlarının arkadaşlığa ve arkadaşlarımıza insanlığa uygun olmadığını, bunun böyle gerekçelendirilmemesi gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef gündelik hesaplar bizi biraz umutsuzluğa itiyor arkadaşlar nezdinde. Sorun değil, biz buna alışığız. Burada tüm direniş mevzilerinden arkadaşları gördüm, çok mutlu oldum. Vergi dilimine tabi olmadığım için beni orta şey yapmayın, hor görmeyin. Ama bu model ileri dönemde büyük firmaların, büyük lojistik firmaların daha büyük kazancına ortak olacak. Çünkü kaza riskini, fatura ve devlet ödeneklerinin hepsini taşımacıya attı. Eskiden dağıtım sektörünün %20'sine sahipti esnaf kuryecilik. Lakin şu anda %80'ine sahip, daha da genişleyecektir. Benden daha önceki konuşmaları gerçekleştiren, direniş mevzilerinde kazanç elde eden tüm direnen arkadaşlarıma selam olsun. Selam olsun üretenlere, selam olsun direnenlere. Biz de HepsiJet kuryeleri olarak elimizden geldiğinde direniş mevzilerinde yer alan arkadaşlarımızın yanlarında olacağız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bize bu kürsüyü verdiğiniz için.